Tarihin gelmiş geçmiş en çok para kazandıran ve ilk bölümü dünya üzerinde en fazla oynanan oyun olan Super Mario Bros'un yaratıcısı Nintendo, 27 Şubat 1996 tarihinde ilk Pokemon oyunu Pokemon Red ve Green'i piyasaya sürdü. O zamanlar için şimdiki PlayStation 4 ya da Nintendo Switch gibi olan Game Boy için üretilen oyun ülkemizde ve dünyada devasa bir hayran kitlesine ulaştı. Pocket Monsters, yani cep canavarları sözcüklerinin kısaltılmış hali olan Pokemon ismiyle piyasaya çıkan oyun, her biri farklı bir özelliğe sahip ve her biri farklı seviyede farklı özel saldırılar elde eden 151 çeşit Pokemon'dan oluşuyordu. Oyundaki amacımız haritadaki görevleri yapıp çimenlerdeki Pokemon'ları toplamak ve onları geliştirerek gym'deki liderleri yenip sonunda Pokemon Ligi'ni kazanmaktı. Oyunun mantığı çok basitti. 10 levele sahip elektrik türü bir Pokemon, 13 levele sahip su tipi bir Pokemon'a rahatlıkla üstünlük sağlayabiliyordu. Yani ateş türü çimen türüne, su türü toprak türüne vesaire üstündü. Gada catch 'em all, yani hepsini yakala sloganıyla piyasaya sürülen oyunda tüm Pokemon'ları yakalayarak saatlerinizi bu oyunun başında geçirebiliyordunuz. Oyundaki bu yakalama ve koleksiyonunu yapma mantığı ise oyunun yaratıcısı Satoshi Tajiri'nin çocukluğundaki en büyük tutkusu olan böcek toplama hobisinden geliyor. Gerçekten de oyunda karşımıza çıkan ilk tür böcek türü. Bu oyunlarda karşımıza çıkan ilk Pokemon'ların hepsi ilk nesil Pokemon olmakla birlikte başlangıçta seçtiğimiz Pokemon'lar Balbazar, Charmander ya da Squirtle oluyordu. Bu oyunlardan 2 sene sonra çıkan Pokemon Yellow ise animenin hikayesine göre ilerleyip başlangıç Pokemon'umuz Pikachu oluyordu. Daha sonra çıkan oyunlarda da nesil sayısı 8'e, Pokemon sayısı da 896'ya kadar çıktı. Oyunlardaki mantık hep aynıydı. Başlangıç olarak çimen, su ya da ateş Pokemon'larından birisini seçiyorduk ve diğer Pokemon'ları yakalamak için uzun bir maceraya atılıyorduk. Zaten oyun Şubat 2016'dan itibaren dünya çapında 200 milyonu ana seri olmak üzere 279 milyondan fazla Pokemon oyunu satmış olup Mario ve Tetris serisinin ardından en çok satan 3. video oyunu serisi. Artık hayran kitlesini siz düşünün. Pokemon sadece bilgisayar ve video oyunları ile oynanmakla sınırlı kalmayıp zaman içerisinde oyun kartları da tüm dünyada oynanmaya başladı. Ülkemizde oyun kartları pek bilinmez. Ama televizyonda yayınlanan animeden sonra çıkan Pokemon tasoları Türkiye'de inanılmaz popüler hale gelmişti. O zamanlar alt bakkal Feridun abinin bakkalındaki cipsleri yoklayıp içinde taso arayan çocukları kovalayan Feridun abimizi görebilirdiniz. Şimdi o çocuklar kocaman adamlar oldular. Vay be, zaman ne çabuk geçmiş değil mi? Lan! Bunda yok. Aa, bunda var lan vallahi. Kez olmuş 2004'te hala taso peşindesiniz. O dönem bu tasoları biriktirmek her çocuğun hayaliydi. Ama ülkemizde animenin yasaklanmasının ardından tasolar müzelik oldu. Bu tasolar halen koleksiyoncuları tarafından satılmakta. Pokemon'un ülkemizde bu kadar çok sevilmesinin nedeni ne video oyunları ne de tasolarıydı. Asıl temel taş animesiydi. Hala şu sahneyi izlediğim zaman duygusallaşırım. Animenin konusu, geleceğin büyük bir eğitmeni olacak Ash Ketchum hakkındadır. 10 yaşına bastığı gün Pokemon'unu alacağı için çok heyecanlıdır. Fakat ertesi gün geç uyanan Ash, pijamasıyla birlikte alele acele Profesör Oak'ın laboratuvarına gider. Ama tüm Pokemon'lar zamanında gelen eğitmenler tarafından alınmıştır ve son bir Pokemon kalmıştır. O Pokemon da Pikachu'dur. Fakat Pikachu hiç söz dinlemez. Hatta Poketopuna bile girmez. Sonrasında Ash'in onun için yaptığı fedakarlıkları gören Pikachu onu dinlemeye başlar. Ash hiçbir zaman Pokemon Ligi'ni kazanamıyordu ve sürekli bizi üzüyordu. Fakat 22 yıl sonra Ash makus talihini yenerek Alola Ligi'nin şampiyonu oldu ve biz de rahat bir oh çekmiş olduk. Animeyi izledikten sonra her çocuk bir Pokemon antrenörü olma hayali kurardı ve Ash'in yerine kendisini koyardı. O maceranın içerisinde yer almak çocuklar için inanılmaz bir hayaldi. Muhteşem dünyasıyla herkesi büyüleyen Pokemon
birçok diğer yapım gibi temelini sevgi üzerine inşa ederek gerek yan karakterleriyle gerekse de ana karakterleriyle harika bir anime. Anime o kadar güzeldi ki kısa zamanda popüler hale gelmesi haliyle çok uzun sürmedi. Hala devam eden anime Japonya'da 23. sezonunun sonuna geldi ve 24. sezonunun 2021 civarlarında çıkması bekleniyor. Dile kolay, 24 sene geçmiş. Bir Arka Sokaklar, bir de Pokemon sonsuza kadar devam edecek galiba. Ayrıca şu ana kadar 21 filmi de sinemada vizyona girdi. Bizde ise 80'li ve 90'lı neslinin sevgilisi olan Pokemon'un sadece ilk 4 sezonu Türkçe yayınlandı. Daha sonra ise bir nesle en büyük üzüntüsü yaşatılarak animenin içeriğinin çocuklara şiddet aşılaması bahanesiyle yayından kaldırıldı. O nesil belki de birçok politikacıdan çok kendini Pikachu zannederek camdan atlayan çocuktan nefret etti. Bir ara Pokemon XYZ Türkçe olarak yayınlanıyordu. Ama şu an yayınlanmıyor herhalde. Yasaklamalar Türkiye ile sınırlı kalmadı. Özellikle Electric Soldier Porygon bölümü Japonya'da 685 çocuğun epilepsi krizi geçirmesi nedeniyle yasaklandı. Bölümde Pikachu'nun ateşlenen füzeleri elektrik saldırısıyla durdurmasının sonucunda ekranda birçok parlak rengin arka arkaya gelmesi epilepsi krizini tetiklemişti. Buna ek olarak Beauty and the Beach bölümünde James'in kadın kılığına girmesi ve göğüslerinin aşırı dev gibi olması nedeniyle bu bölüm Asya dışında her yerde yasaklandı. Tentacool and Tentacruel ve The Tower of Terror bölümleri ise 11 Eylül saldırıları dolayısıyla ABD tarafından sakıncalı görüldü. Bir diğer bölüm olan The Legend of Dratini bölümünde ise eşin kafasına silah dayatılması ve tehdit içermesi nedeniyle Asya dışındaki tüm ülkelerde yasaklandı. Asya dışında yasaklanmasının sebebi ise Pokemon'un dağıtımını üstlenen 4Kids Entertainment'ın Asya dağıtım hakkının bulunmaması. Bunun dışında Pokemon evrimi işlediği ve dolayısıyla kutsal kitaplara ters düştüğü gerekçesiyle de dindar çevrelerden büyük eleştiriler aldı. 1999 yılında iki çocuk Pokemon kartlarının kendilerini kumara alıştırdığını ileri sürerek Nintendo firmasına dava açtı. 2001 yılında ise Suudi Arabistan'da oyun kartları ve tüm oyunları kart oyununda yer alan altı uçlu yıldızın Siyonizmi, Haçların Hristiyanlığı, üçgenlerin ise Masonluğu temsil ettiği iddiası ve kart oyununun İslam'da sakıncalı olan kumara benzetilmesi nedeniyle yasaklandı. Konu Pokemon gibi büyük bir sosyal fenomen olunca etrafına tartışma dönmesi ve bir takım yasaklamalarla karşılaşması da gayet normal. Son olarak ise Pokemon Go oyunu ile Pokemon yeniden dünyanın gündemine oturdu. Milyonlarca insanın beklediği oyun ilk çıktığı günlerde herkesin oyuna hunharca çökmesi nedeniyle serverlar çöktü. Neyse ki bu sorun sonradan giderildi. Pokemon Go milyonlarca insanı evinden çıkararak sokaklarda Pokemon aramaya çıkarttı. Ben de o manyaklardan biri olarak gururla söylüyorum ki oyunu oynadığım ilk 3 ayda 300 kilometreden fazla yürümüşüm. Evet, yalan söylemiyorum. 300 kilometreden fazla. Hatta bazı manyaklar gece vakti bir arsaya Pokemon aramaya girdikten sonra arsa sahibi onları hırsız sanıp onlara ateş etmişti. Elbette bu çılgınlık sonsuza kadar sürmeyecekti ve nitekim öyle de oldu. Yaşadığım yerde de oyunun ilk çıktığı aylarda oyuna büyük bir ilgi vardı fakat çok değil bir sene sonra oynayan kimse kalmadı. Yaşadığım yer küçük olduğundan dolayı da olabilir fakat diğer büyük şehirlerde de durum aşağı yukarı aynıydı. Pokemon Go'nun neden artık oynanmadığından başka bir videoda bahsedeceğim.
10 Mayıs 2019 tarihinde ise Pokemon Detective Pikachu filmi ülkemizde vizyona girdi. Fakat film genel olarak pek de beğenilmemiş olacak ki 6.6 IMDb puanına sahip. Ben bir Pokemon hayranı olarak filmi sevdim. Fakat filmin eksi yönleri de bulunuyor. Bundan da başka bir videoda bahsedeceğim. Evet, bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sevdiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Ellerinizi de bol bol yıkayın. Pokemon garı kaçıyor. Pokemon. Pokemon garı kaçıyor. Garı kaçıyor.